Ailesine çok düşkün olan hemşerimiz çocuklarının daha güzel bir ortamda yetişmesini istediği için Büyükçekmece'ye taşınır. Bağcılar'da da bizim çocuklar dördü de okula gidiyordu zaten. Erkan, yani en büyüğün bir küçüğü Erkan, yani okul birincisiydi orada. Dersler de çok iyiydi. O ara onların okulunda bir öğrenci, bir öğretmeni bıçakladı. Ben de olayı duyunca dedim ki, burada ben bu çocukları daha koruyamam. Yani artık arkadaş, çünkü o öğretmen bıçaklayan veyahut da sokakta sigara içen, başka daha kötü şeyler yapan, kötü yollara düşen gençler, çocuklarla arkadaş olacağım burada. Ben bunları daha iyi bir yere düşüneyim dedim. Onun için evi ben Büyükçekmece'ye taşınmayı dolaşıyordum. Çünkü bölgeleri ben emlakçılık da yaptım, kalecilik yaptığım için bölgeleri hepsini iyi bildiğim için Büyükçekmece'ye götürsem çocukları daha iyi eğitim olur diye düşüncesiyle Büyükçekmece'ye taşındık. Çok şükür buraya geldik. Biri Fadi Üniversitesi'ni kazandı, bilgisayar mühendisliği okuyor. Büyük olan. Büyük olan. Erkan bu sene hukuka hazırlanıyor. O da düşünüyor. Öbürleri de, o da onlar da okulda iyiler. Hepsi biri Anadolu Lisesi'ne gidiyor. Cemal Yılancı, iş hayatındaki başarılarının yanında iyi bir eş, iyi bir babadır. İşinde başarılı bir iş adamı, evinde nasıl bir aile babası? İşimde başarılı görünüyorsam onu tabii ben bilemem. Dışarıdakiler ancak onu biliyordur. Ama ailemde çok değer verdiğim için onu da ben biliyorum. Benim için aile birinci sırada gelir. Ondan sonra iş ikinci sırada gelir. Aileye hem çok değer veririm hem de geleceği için elimden ne geldiyse bugüne kadar yaptım. Çok şükür güzel de bir aileye sahibim. Çocuklarım olsun, eşim olsun, aile huzurumuz olsun. Allah'ın sayesinde bu huzuru ve bu mutluluğu yakaladım. Yani nasıl birisi derseniz, evine bağlı birisi, ilk başta onu söylemek isterim. Başka sosyal yaşama önem veren bir aileyiz. Sosyal yaşam derken de bir arada yaşama, yani bir işte ailecek bir yerlere gitmek olsun, ailecek oturup sohbet etme mesela akşamları olsun, evde olsun veyahut da başka akrabalarımızla olsun. Yani babam da annem de bu konulara önem veren kişiler yani. En başta benim de en çok önemsediğim şey, senin karşında bir büyüğün konuşurken o senin seviyene inebilir ama sen onun seviyesine çıkmaya çalışma hiçbir zaman. Yani o sana şaka yapsa dahi sen kalkıp da onu küçümseyip veyahut da onu karşında terbiyesizlik edecek bir harekette bulunma. En yani aklımda kalıcı olanı bu yani. Daha sonra da çok dansiyeti var. Yani yeri geldi mi tabii söylüyor. Mesela yanlışlarımı gördükçe özellikle bu aklımda kalmıştı. Daha sonra işte insanlara karşı mütevazi olmak olsun, saygılı olmak olsun, yani normal bildiğimiz şeyler ama en aklımda kalan ilk başta söyledim diye mi? Babam bizim arkadaşımız gibidir. Bütün her şeyimizi onlara söyleyebiliriz. Özellikle eğitime çok önem verir. Bütün servetini bile eğitime verebilir. Bu yönünü çok seviyoruz. Dışarıdan çok sinirli görünür. Yani iş hayatında çok daha ciddi görünür. Ailede de daha yumuşak. Aslında yumuşak hali bile daha ciddi, sinirli görünür ama ona en çok benzeyen ve en çok tanıyan benim diye düşünüyorum. Annemden bile daha çok tanıyorum bence. Çünkü en çok da ben ona benzediğim için ben onu daha iyi anlayabiliyorum. Ciddi görünür ama aslında çok çocuksu bir kalbi vardır böyle. İnşallah onun başarı inancını Allah bize de nasip etsin. Biz onun kadar
başarıya hevesli ve istekli değiliz ama gene de elimizden geldiği kadar başarılı olmaya çalışıyoruz. Babam yani bize arkadaş gibi, dost gibi, her şeyi yani. Sadece baba değil, baba dışında her şey. O yüzden babamı çok seviyorum. Onun dışında hiçbir şey esirgemez bizden. Sorumuz olduğu zaman bize bir arkadaş gibi, her bir arkadaş gibi, dost gibi her şekilde açıklar bize. O yüzden babamı çok seviyorum. Adıyaman'a her yıl gidiyoruz. Adıyaman'ı çok seviyorum. Adıyaman'da dostlarımız, bir sürü sevdiğimiz akrabalarımız var. Adıyaman'da da evimiz var. Adıyaman'a her yıl gidiyoruz. Evimiz olmasa da her yer kendi evimiz gibi zaten. Cemal Yılancı çok dürüst bir eş. Aile bağına, yani ikimiz de gerçekten birbirimize çok önem veririz. Yani çok aile önem veren bir eştir. Sadece eş olarak değil de bilmiyorum yani küçük yaşta evlendiğim için mi nedense bilmiyorum. Hem baba, hem abi, hem kardeş, hem büyük, öyle yani görüyorum. Adıyaman'da kopukluk yaşamıyoruz. Sık sık gidip geliyoruz. Orada büyüklerimiz var. Gidip geliyoruz, ziyaret ediyoruz, çocuklarımızı götürüyoruz. Neneleri olsun, dedeleri olsun, yani o insanları unutmasınlar. Uzun yıllar ticaretin içinde çok çeşitli ortamlara girdiğini söyleyen hemşerimiz, eğitimle ilgili eksikliğini her zaman hissettiğini, bu yüzden çocuklarının eğitimine önem verdiğini söylüyor. Biz eğitimi göremedik, eğitimi sevemedik. O eksikliği hep yaşadım. Yani ben ticaretle uğraşırken, insanları tanıdım derken, toplumların içine girdiğim zaman hep eksik olduğunu ben gördüm. Yani eğitim düzeyi, insan neyse insan olur zaten ama eğitim düzeyi düşük olunca yapabileceklerinin daha iyisini yapamıyorsun. Konuşurken daha iyisini konuşamıyorsun. Diyalog kurarken daha iyi diyalog kuramıyorsun. Eğitimin eksiği budur. Ticarette her zaman dürüst olmayı hedefleyen hemşerimiz, geldi buldu gayrimenkul olarak yatırımcılara yüksek kazanç sağlayabilecek bir potansiyele sahip olduklarını ve doğru yatırımlara yönlendirdikleri insanların kendilerine her zaman iyi bir referans olduğunu söylüyor. Bugünkü başarımızın altında her zaman ticaret yaptığımız insanların çıkarını düşünmemiz yatıyor diyen hemşerimiz, yarınlar için çok daha fazla büyük yatırımlara imza atacaklarını söylüyor. Yani yatırım yapmak isteyen arkadaşlarımıza aracılık yapıyoruz. Danışmanlık hizmeti veriyoruz. Avrupalı bir arkadaşım geçen geldi, ona bir yeri aldık mesela. %100 para kazandı. Yani bizim aldığımız bir komisyon, almasak da olur ama tavsiye ettiğimiz dostlarımıza, arkadaşlarımıza diyoruz gelin. Çoğu tanıdığı arkadaşa ben diyorum, tavsiye ediyorum. Para bana vermesin, gel tarla alıyoruz, arsa alıyoruz ona. Mülk alıyoruz. Gel al kaç para, atıyorum 1 milyon TL. Zararım bana ait olsun diyorum. Yani mülk alırken de yani dostane bir şekilde. Çünkü ticarette ben ticaret yaparken kendi işimi kutsal görüyorum. Yani ben bu işi yapıyorum. Ben bir koydum kazanacağım ama kazandığım bir şeyi başkasına da kazandırma hevesi var. Ben garajcılık niye yapmak istemiyorum? Kime araba satsan zarar ediyor. Arabacı çünkü bir zevk meselesidir. Arabada para kazanılmıyor. Eskiden zam oluyordu işte onu alırken bir sene sonra 20 oluyordu. Şu anda kaça alırsan al mutlaka zarardı yani. Ben de ediyorum. Ben geçen sene 80 milyara aldım arabayı. Bu sene 50 milyara sattım. Kendi şahsımı aldım. Bir sene bindim sattım. Zarar. Ama arsa öyle değil. Arsa çoğu örnek verebilirim yani. İsim de verebilirim. Mesela ben Mustafa Hinicli Adalı bir köyünde bizim muhtarlıkta. Ben ona Arnavut köyünde bir arsa sattım. 22 bin liraya. Beni izler mutlaka. Dedi benim 10 lira param var. Bir arabası vardı. 10 lira biz aldık. Geri kalanı dedi ki ben 12 ay bir ödersem olur mu? Olur dedim. Dedim olur yani arkadaşımsın tanıyorum sen kazan. Yani zaten satıyorum ben Arnavutköy'de çoğu yerlerim vardı. Belki 15-20 tane arsalarım vardı. Sattım. O zaman 10 lirasını aldık. 12 lirayı da bir 12 ay. O arsanın 12 milyarı ödenene kadar biz 22 milyara verdik ya. O arsanın değeri oldu 60 milyar.
Adam geldi bana teşekkür etti. Dedi ki Allah senden razı olsun. 10 yıldır ben İstanbul'dayım. Hayatımda yaptım. En büyük yatırım budur. Hiçbir şeyim yok aslında dedi. Birikimim de hiç olmadı. Hala satmamış. Arsanın tapusu da hala benim adıma. Dedi benim sıkıntılarım olduğu için sen adına arsa dursun. Hala benim adıma duruyor. Ama yeri onundur. Yerin şu andaki değeri nerede baksan 350 milyar. Para kazandım yani zararını zaten vermedim. Onun kazanması beni zaten mutlu ediyor. Anlatırken gururlanıyorum yani adam işte biz sattık, tahsilleri bitti, adamın yeri 10 kat etti, 20 kat etti. Bu güzel bir şeydir. Biz Gülistan'la yaklaşık 3 yıl önce evlendik.